Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına %30 zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi meclisten geçti ama ek zam 15 Ocağı yetişmeyecek. Kanun takviminin gecikmesi nedeniyle memurlar maaş zammını parça parça alacak. Bu haberin detaylarıyla devam ediyoruz bültenimize. Zaten memurun durumu malum. Gecikme de bizim için iyi olmadı. Milyonlar zamlı maaşlarının hesaplarına yatmasını beklerken kötü haber geldi. Memurun %30 zammı 15 Ocağı yetişmeyecek. Ödemeler iki parça halinde yapılacak. Ben 40 yıl hizmet yapmış bir mimarım kamuda. Benim aldığım para 11 bin lira bile değil. Şu anda asgari ücret 8500 lira. Memurların zamlı maaşları 15 Ocak'ta hesaplarına yatacak ama zammın %16.48'lik kısmını önce alacaklar. Geri kalan %13.52'lik kısım ise sonradan hesaplarına yatacak. Memur olarak keşke de verilseydi biz daha memnun olurduk ama alamadık. Öbür ay alacağız %13. Enflasyona göre memur zammı %16,48 olarak belirlenmiş. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan %13,52 refah payı eklemişti. Genel kurulda memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi kabul edildi. Resmi gazetede yayımlandı. Kanunun gecikmesi nedeniyle ödemeler iki parça şeklinde yapılacak. Herkes kafasına göre bütçe yapıyor, şey yapıyor ama aybaşı geldiğinde kesinlikle o bütçeyi kimse uyduramıyor. Bana göre iyi bir zam. Emeklinin fazla bir harcaması yok. Yani her şeyini almış. Bu saatten sonra at mı alacak, araba mı alacak? Emekli memurlar ise maaşlarını 1 Şubat'ta alıyorlar. Onlar için değişen bir şey olmayacak. %30 zamlı maaşları yeni ayda hesaplarına yatacak. Moralimi bozmamak için hiç hesap yapmadım. Sürpriz olsun dedim. Hesaba yatınca göreceğim. AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş, kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro için kanun teklifinin de verildiğini duyurdu. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanlar kadroya geçecek. Düzenlemeden 458.615 kişi faydalanacak.